Eğer sana boşluk aslında sıcak desem, muhtemelen ilk tepkin şu olur. Boşluk. Boşluk işte. Nasıl sıcak olabilir? İşte fiziğin en tuhaf öngörülerinden biri tam da bunu söylüyor. Unruh etkisi. Yani bir şeyi yeterince hızlı ivmelendirirsen, tamamen boş sandığın uzay, o cisme hafif ılık bir arka plan gibi görünmeye başlıyor. Bunu gerçekten ısı olarak görmek için gereken ivmeler, laboratuvarın sınırlarını aşıyor. Stockholm Üniversitesi'nden araştırmacılar, o ısıyı üretelim demek yerine daha zekice bir şey öneriyor. Isıyı doğrudan ölçmeye çalışmak yerine, onun bırakacağı zaman imzasını yakalayalım. Yani hedef, termometreyle sıcaklık okumak değil, doğru anda gelen bir ışık parlamasını yakalamak. Kurgu şöyle. İki karşılıklı ayna düşün. Araya da bir sıra atom yerleştiriyorsun. Bu aynalar, atomların ışık yayma hızını değiştiriyor. Atomlar birlikte hareket ederse, ortaya tek tek parlamalardan çok daha güçlü, senkron bir koro patlaması çıkıyor. Buna süper ışıma deniyor. Normalde bu patlama belli bir zaman sonra gelir. Ama işin kilidi şu. Eğer atomlar unruh etkisinin o fısıltı gibi ılıklığını gerçekten hissediyorsa, bu kolektif patlama daha erken tetikleniyor. Yani sıcaklığı ölçmüyorsun, saatini ölçüyorsun. Aynalar öyle seçiliyor ki, sıradan durumda, yani ivme yokken, arka plan parazitleri ve normal süreçler bastırılıyor. Fakat ivme kaynaklı o çok küçük kuantum etkisi, sistemin kolektif davranışı sayesinde büyütülüp, zaman ekseninde öne çekilmiş temiz bir flash olarak ortaya çıkıyor. Normalde gürültünün içinde kaybolacak bir şey, parlak olduğu için değil, erken geldiği için yakalanıyor. Elbette hala çok zor bir mühendislik var. Aynaların kalitesi, kayıplar, ivmeyi kontrol etme, başka erken parlama sebeplerini eleme. Ama fikir basit ve güçlü. Vakumun ılıklığını bir termometreyle değil, bir kronometreyle görmeye çalışmak. İvme ile kütle çekim birbirine derinden bağlı olduğuna göre, bu tür zamanlama hilesi bir gün laboratuvarda çok daha ince, yer çekimi kuantum izlerini de yakalamaya yarayabilir. Eğer bu erken flash gerçekten görülürse, boşluğun sıcaklığı gibi akıl dışı bir fikir, ilk kez gündelik laboratuvar düzeneklerinin diliyle konuşmuş olacak.